Sürekli burada şey yapıyoruz. Az önce okuduğu ayeti kitabun uhkimet ayatuhu, bu bir kitaptır ki ayetleri muhkem kılınmış. Muhkem yani kısa özlü ifadelerle ayetlerde yani birçok konu ayetlerde kısaca anlatılır. Sümme fussilet ama aynı zamanda da sümme aynı zamanda manasındadır orada. Tabii şimdi Arapçayı şeyden ana kaynaktan öğrenmeyenler şimdi bu benim dediğimden pek hoşlanmayabilirler. Aynı zamanda açıklanmıştır. Kim tarafından? Hakim ve Habir tarafından açıklanmış. Yani Allah tarafından açıklanmıştır. Şimdi burada uhkimete muhkem kılınmıştır yerine sağlamlaştırılmıştır diye anlam veriyor. Ya Allah'ın ayeti zaten sağlam olur. Kim yani nereden sağlamlaştırıyor? Sonra da açıklanmıştır dediği zaman o zaman bu kitaptan başka bir kitap daha mı var diye sormanız gerekir. Çok ciddi bir sıkıntı ortaya çıkarıyor. Bir de biliyorsunuz bizim en büyük sıkıntımız hikmetin kaybolmuş olmasıdır. Çünkü o ayet neredeydi? İbrahim Aleyhisselam dua ediyor şey yaptığı zaman. Kabe-i Şerif'i yaptı. Rabbena ve ba'at fihim rasulen minhum. Bakara 127 miydi? Rabbena ve ba'at fihim rasulen minhum yetlu aleyhim ayatike ve yuallimuhum ve yuzekkihim ve yuallimuhumul kitabe vel hikme. Ya Rabbi diyor. Bunların içerisinden bir Rasul gönder. 129. 129 mu? Ha. Bakara 129. Evet, istersen oradan mealini oku. Bakalım nasıl? Yani Evet. kendi iç çelişkilerini görmek için. Evet. Rabbimiz içlerinden onlara bir peygamber gönder, onlara ayetlerini okusun, kitabı ve hikmeti öğretsin ve onları her kötülükten arındırsın. Şüphesiz sen mutlak güç sahibisin, hüküm ve hikmet sahibisin. Peki, bak ona şey yapsın. Peki bu elçi, şey hikmet kimlere verilmiş Yahya? Yine kitaba göre konuşacaksak yu'til hikmete men yeşa buyuruyor Cenab-ı Hak. Yani her insan, yani gereken çalışmayı yapan her insana Allah hikmeti verir. Bir. Bir de Allah'ın indirdiği hikmet kimlere indirilmiş? O da elçilerine. Bütün elçilerine değil mi? Mesela şeyin Ali İmran 81'de ne diyor Allahü Teala? Ama ve izâ kadallâhu mîthâken nebiyyin nemâ âteytukum min kitâbin ve hikme. Hikme. Size bir kitap hikmet veririm de diyor. Şimdi hikmet Allah'ın bütün nebilerine indirdiği Allah'ı ve bir ilim, Kur'an'ı açıklama ilmidir. Yani Allah'ın bütün kitapları zaten aynı olduğunu gördük şeyde. Orada hikmet yani o kitap mesela tabiatta her türlü şey var, malzeme var. Hikmet o malzemeden şunu yapmaktır. O malzemeden şu masayı yapmaktır, şu odayı yapmaktır, şu kitabın kağıdını üretmek, matbaasını şunu bunu yapmak, araçlarını üretmektir. İşte Kur'an ayetlerinden ilim çıkarabilmektir hikmet. Ve bunun da bütün ayrıntıları Kur'an-ı Kerim'de vardır. Orada iki okunan ayetler onlardandır ama öyle anlamlar veriliyor ki bir zıttıklar abidesi haline geliyor Kur'an-ı Kerim. Şimdi bugün hangi alime sorsanız hikmet nedir? Ne cevap verir Yahya bugün? Sünnettir der. Hikmet sünnettir derler. Peki kim bunu söylemiş? Hikmete sünnet diyen tek kişi İmam Şafii'dir. Şimdi diyor ki bak İmam Şafii Er Risalesi'nde bu bizim İmam Şafii'nin hikmet anlayışı diye bir şey vardır bu kitapta. Ama sitemizde de vardır. Arzu edenler orada bulabilirler. Diyor ki Kur'an bilgisine sahip güvendiğim bir zattan şunu işittim. Hikmet Allah'ın elçisinin sünnetidir. Peki sünnet kavramını kim ortaya çıkarmış bu manada? Allah elçisinin söz ve uygulamalarıdır dese anlarım ama sünnet diye bir kavram mı vardı? Resulullah'ın işte sünnet Allah'ın kitabında Allah'ın koyduğu kanunlardır. Peki bu kavramı ortaya çıkaran kim? Şey yapar mısın? İslam ansiklopedisinde var. Sünnet kavramını kim ortaya çıkarmış? Evet, bu da İslam ansiklopedisinin 38. cildinde bir sünnet diye bir madde var. Orada sünnetin
hani sözlük manası olarak izlenen yol, yöntem, örnek alınan uygulama, örf ve gelenek gibi manalara geldiği söylendikten sonra bunun bizim şu an kullandığımız anlamda İmam-ı Şafii tarafından terimleştirildiği anlatılıyor ve deniyor ki İmam-ı Şafii gibi alimlerin yaptığı iş sünnet kelimesinin başka kullanımlarından ayrıştırılarak sadece Resulullah'a atfen kullanımını sağlama yönünde terimsel bir yenilik getirmektir. Kim getirmiş onu? İmam Şafii. Yani Resulullah'ın sünnet şeyine, sözlerine sünnet diyen o. Ondan sonra artık İslam alemini bugüne kadar peki hep böyle sen gelmiş. Buna sünnet diyen sensen. Ben şu sözün manası ne olacak? Hikmet Allah'ın elçisinin sünnetidir. Böyle duydum diyor ulemadan. Buna da bunu terimleştiren sensin. Bir de şurada şunu söylüyor. Bakın, hikmet Kur'an'a tabi kılınmış. Kitap ve hikmet öğrenimi Allah'ın kullarına ikramı sayılmış iken doğrusunu Allah bilir ama burada hikmete Allah'ın elçisinin sünneti dışında bir şey denemez. Allah'ın elçisinin sünneti dışında bir şey denemez. Peki Bakara 269'da Allah yu'til hikmete men yeşâ diyor. Gereken çalışmayı yapan kişiye Allah hikmeti verir. O zaman herkese Allah'ın elçisinin sünneti mi geliyor yani? Ne oluyor? Ama İmam Şafii onu öyle kabul etmiyor. Bak diyor ki burada Allah'ın elçisinin sünneti şuraya bakın. Allah adına onun özel ve genel hükümlerdeki muradını açıklar. Murat ne? İçindeki asıl şey. Şia'da Allah'ın muradını kim açıklar Aydın? İmamlar. Buna ne deniyor? Batıni bir mana vardır. Çünkü şeriatın bir zahiri var, bir de batını var deniyor. Muradını açıklar. Maksat Allah böyle demiş. Dedim ama hele bir sor ki niye dedim. Yani onu da demek ki ona soracağız. Şia da diyor ki muradını şey açıklar. İmamlar. İnsanlar sadece zahirini bilir, imamlar ise batınını bilir. Batının da batını vardır, onu da imamlar biliyor. Artık bilinmezlere doğru gidiyor, onlar da sadece imamlar. Dolayısıyla batını sadece onlar bilir dendiğine göre hiç kimsenin onlara itiraz hakkı yoktur. Dolayısıyla Kur'an anlamsız, yani bilinmez bir kitap olarak sunuluyor. Yani halkın anlayamayacağı bir kitap oluyor, onu sadece belli kişiler anlar oluyor. Ve şurada bakın sıkı durun, İmam Şafii'nin sözünü okuyorum. Diyor ki Allah sünnetle hükmetmeyi kitabı ile eş tutmuş. Nerede bu? Tabii ayetlere verdiği yani Resul kelimesine nebi manası vererek tabii bu çok uzun bir olay. Bunları sık sık anlatıyoruz. Şey yapmış. Ama ve sünneti kitaba bağlamıştır. Muradı açıklıyor. Bak gördün mü? Bak Kur'an-ı Kerim gitti kenara. Muradını açıklıyor dediğiniz zaman artık Kur'an'a bakmanın bir anlamı yok. Ondan dolayı bugün Araplarda şu çok yaygındır. Es-sünnetu kadiyetun alel kitab. Sünnet kitabın üzerinde kadıdır diyelim yani. Son sözü sünnet söyler. Çok yaygındır bu Araplar arasında. Şimdi diyor ki kitabı ile eş tutmuş, sünneti kitaba bağlamış. İşte burada sıkı durun. Bunu yaratıkları içinde bu elçiden başkası için yapmamıştır. Ne oldu? Allah ne diyor Bakara 269'da hikmet herkese olur diyor. Birçok ayeti kerimede bütün enbiyaya kitap ve hikmet indirilmiştir diyor. Ve Resulullah'a görev veriyor. يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَ Onlara kitap ve hikmeti öğretir diyor. Ve burada diyor ki yaratıkları içinde bu elçiden başkasına bunu yapmamıştır. Bu ne demek ya? Şimdi peki bu dağınıklığı görüyor musunuz? Şimdi o ayet-i kerimede daha sonra gelenler kitap hakkında derin bir şüphededir diyor ya. Bakın ne oluyor? Şey kayboluyor. Kitabı açıklama ilmi. O kaybolunca
açıklayamıyorlar. Açıklayamayınca başka şeyler devreye sokuyorlar. İşte bir sünnet diye bir kavram ihdas ediyorlar. O sünneti kitap gibi kabul ediyor, kitabın üstünde hakim hale getiriyorlar. Hatta İmam Şafii aynı yerde şunu yapmıştır. O şeyde Er Risalesi'nde der ki Kur'an Kur'an'ı sünnet sünneti nesheder. Yani yeni gelen bir ayet önceki ayetin hükmünü ortadan kaldırır. Ama Kur'an-ı Kerim sünnetin hükmünü ortadan kaldıramaz der. Sünnet de Kur'an'a dokunamaz. Ne oldu? Arada dokunulmazlık var. Bu ne oluyor? Ondan sonra peki diyor, Kur'an sünneti nesheder dersek ne olur? O zaman rejim cezası elden gider diyor. Peki, çünkü Kur'an'da rejim cezası yok. Tamam, ondan sonra ne yapıyor? Aynı yerde bir hadis rivayet ediyor. O hadise üç tane ayeti neskettiriyor. Hani sünnet Kur'an'ı neskettmezdi? Onun için sünnet son sözü söyler demek zorunda kalıyorlar. Şimdi, Kur'an-ı Kerim'de derin şüphesi olmayan birisi bunu yapabilir mi? İşte bugün İslam aleminin parça parça olmasının sebebi o. Yani Kur'an açıklama ilmi tamamen kaybolmuş vaziyettedir. Az önce okuduk ya, وَيَهْدِ اِلَيْهِ مَنْ يُنِيبِ İçten samimiyet de arzu edene Allah o yolu gösterir. Hamdolsun Cenab-ı Hak o yolu bize gösterdi. Çok şükürler olsun. Ve o hikmeti, kaybolan hikmeti tekrar ortaya çıkarmak bizlere nasip oldu. Hamdü senalar olsun. Onun için şimdi bu çözülemeyen hiçbir problem kalmıyor. İnsanlar bir işte gelirler. Mesela bize sordukları zaman Kur'an'ın Allah'ın kitabı olduğunun delilini kendisi kardeşim. Eğer bana muhtaç da zaten Allah'ın kitabı olmaz ki. Aç oku. Diyebiliyoruz Allah'a çok şükürler olsun.